Ekonomi yazarı Remzi Özdemir bu bölümde bizlerle birlikte. Sayın Özdemir efendim hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Şimdi tabii izleyicilerimiz merak ediyor, onu da söyleyelim. Şimdi başlarken piyasalardaki son durumu paylaştık. Dolar 33 lira sınırını aştı, euro 36'ya koşuyor. Altına neler oldu? Altın kanatlandı, uçuyor. Hepsini konuşacağız. Sayın Özdemir'in bu konuda önemli açıklamaları olacak ama buradan başlayalım dilerseniz Sayın Özdemir. Hatta arkadaşlarımdan rica edeyim Dünya Gazetesi'nin manşetini de eğer ekranlara getirebilirlerse. O da iş dünyasından 3 çağrı manşetiyle çıkıyor bugün. Az önce ekranlara getirdiğimiz o açıklamalar, TÜSİAD'ın açıklaması, TOB Başkanı'nın açıklaması, bir de Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı diyor ki dolar kuru en az 37 lira olmalı diyor. Yani iş dünyasından arka arkaya mesajlar gelmeye devam ediyor. Nasıl okumalı tüm bunları, ne dersiniz? Elbette doların normal şartlarda şu ana kadar gerçekleşen enflasyona baktığımız zaman enflasyon oranı kadar değer kaybetmesi gerekiyordu. Ancak şu anda siyasi iradenin ve ekonomi yönetiminin bir programı var. Dahası program değil, kafasında bir plan var. Biz dolar kurunu baskılayarak enflasyonu düşürebiliriz diye kafalarında böyle saçma sapan bir fikir oluşturmuşlar. Tabii ki bunun bir bacağı da carry trade, yani yurt dışından gelen paralara bir nevi güvence vermek. Hı hı. Çünkü biliyorsunuz eğer dolar gerçekten bugün 36 lira olmuş olsa ya da 37 lira olmuş olsa içerideki ya da Merkez Bankası'nın kasasına son 1,5 ayda giren 50-60 milyar dolar para emin olun ki 3 günde geri çıkar. Ve hem de kol bacak keserek hem de feryat ederek ve bir daha Türkiye'yi ağızlarına dahi almadan arkalarına bakmadan kaçarlar. Şimdi böyle sıkışmış bir iktidar ama bir taraftan da senin dış ticaretin açık veriyor ciddi anlamda. Bakın her tarafı kapatmalarına rağmen, her deliği kapatmaya çalışmalarına rağmen ciddi anlamda sorunumuz var. İthalat ihracat denge sorunumuz var. Diğer taraftan turizm. Turizm başlı başına büyük bir problem. Bugüne kadar Türkiye hep yaz aylarında turizm gelirine sırt bağlamıştı ki biz sizinle de konuşmuştuk. 40-50 milyar dolarlık bir turizm gelirine sırt bağladılar. Burayla ilgili dövizdeki biraz da baskılamaların nedeni buradan gelecek döviz diye. Ama bakıyorsunuz düşük kurun bir faturası da turizmciye çıktı. Çok ciddi anlamda çıktı. Yani bugün tersine turizm had safhaya çıkmış durumdaki en son elimizde Nisan ayı istatistikleri var. Türkiye'ye gelen turist sayısı %9 artarken Türkiye'den çıkan yani yerli turizm turistlerin yurt dışına seyahati %20 artmıştı. Bunun ben Temmuz ayında özellikle bu ay %30, %35'lere çıkmasını bekliyorum. Tabii bunun nedeni nedir? Sen içeride uyguladığın ekonomi politikasıyla fiyatları kontrolden çıkartırken diğer yandan da Türk lirasına değer kazandırıyorsun. Yani benim Türkiye'de harcayacağım 30 bin lira ya da 1000 dolar yurt dışında çok daha değerli. O halde ben yurt dışına giderim. Turizmciyi de böyle mahvettin çok ciddi anlamda. Yani işi tamamen sıkışmış durumdalar. İş dünyası haklı mı? Evet haklı. Peki buradaki rakam gerçekten 37 lira mı olmalı? Burada anladığım kadarıyla Tim biraz enflasyona dayalı bir hesap yapmış. Evet normal şartlarda doların bugün 37-37,5 lira aralığında olması lazımdı. Ama şu an bunu yapabilirler mi? Hayır yapamazlar. Çünkü yaptıkları an Merkez Bankası'ndan emin olun yani bir ya da birkaç gün içerisinde en az 40 milyar dolar kaçar gider. Çünkü bu insanlara siz güvence verdiniz. Belki açık açık vermediniz. Belki bunu kapalı kapılar arkasında verdiniz. Ama bu doları tutuyorlar. Tutmalarının da tek nedeni carry trade'dir. Bakın bunun başka bir izahı yok. Eğer siz sadece algı yaratmak için bakın biz Merkez Bankası'nın rezervini düzeltiyoruz, düzelttik demek için ihracatınızı yakıyorsunuz, turizmini yakıyorsunuz. Bu hale getirmişsiniz ülkeyi ama bu saatten sonra geri adım atamazlar. Peki nereye kadar? Emin olun ki tıkanıyorlar artık. Gün sayılı. Yani ben fazla da uzun süreceğini sanmıyorum. Çünkü tamam turizmciye kulağını kapatabilirsin, ihracatçıya kapatabilirsin ama ekonomik gerçeklere kapatamazsın. Eylül ayı çok ciddi anlamda bir kırılgan ay olacak diye düşünüyorum. Yani
şu an zaten bunların kafasındaki program da tökezlemeye başladı. Ciddi anlamda tökezlemeye başladı. Ama bir süre daha sürdürecekler. Yani ellerinde güç var bunu sürdürmeye. Evet, şimdi izleyicilerimiz soruyor, altı altını konuşacağız değerli izleyiciler. Başlarken de söyledim, merak etmeyiniz. Buradan devam edelim. Bakın işte canlı piyasa ekranı da geldi. 33 lira 03 kuruş dolarda şu anda bulunduğumuz seviye. Şimdi Cumhuriyet Gazetesi'nin manşetini arkadaşlarımdan rica edeyim. Az önce ekranlara getirdik. TÜSİAD cephesinden gelen açıklamalar, hem de Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in yüzüne yöneltilen eleştiriler. Şöyle söylüyor Cumhuriyet Gazetesi, TÜSİAD Başkanı'nın açıklamalarından yola çıkarak yoksullaştırıldık diyor. İş insanlarına umut dağıtan Şimşek'e Cumhuriyet değerleri ve iktidarın hataları anımsatıldı deniyor. TÜSİAD'a konuk olan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyon konusunda en zorunu geride bıraktık, program çalışıyor. Ekonomide pembe tablolar çizdi bu sözlerle. TÜSİAD Başkanı Orhan Turan ise hatalı politikalarla 10 yıl kaybedildiğini ifade ediyor. 10 yıl, yani bizlerin hayatından 10 yılın kaybedildiğini ifade ediyor. Fakirleştik, oysa çok farklı olabilirdi diyor. Şimdi bakın tabii bu karikatüre de dikkat çekelim. Zafer Temuçin imzasıyla bugün manşette yayınlanıyor. Ne dersiniz Sayın Özdemir bu açıklamalara ve Mehmet Şimşek'in çizdiği o pembe tabloyu nasıl yorumlarsınız? Şimdi Mehmet Şimşek'e yazık oldu. Gerçekten çok yazık oldu. Benim bu son seçimden sonraki dönemde en çok üzüldüğüm isimlerden biri de Mehmet Şimşek'ti. Çünkü Mehmet Şimşek iyi bir finansçıydı. Gerçekten dünyada fon yöneticileri arasında sevilen bir isimdi. İş dünyasına zaman zaman verdiği fikirlerle, danışmanlıklarıyla onlara faydalı modeller geliştirmişti. Sanayi dünyasının biraz kalkınmasına neden olmuştu. Ancak bu son bakanlık görevi Mehmet Şimşek'e yaramadı. Çünkü bugüne kadar ben politikacı değilim diyen, her fırsatta bunu çevresine söyleyen o ünlü finansçının biz bugün politikacı olduğunu görüyoruz. Yani o yönde yazık oldu. Biz Mehmet Şimşek'i kaybettik. Zaten bakın Mehmet Şimşek'in bu son konuşması size kimi anımsatıyor? Ben onu söyleyeyim. Cümlesine bakın enflasyonla ilgili. Bir sonraki ay bir öncekine göre daha iyi olacak diyor. Yani Temmuz, Haziran'a göre iyi olacak. Tabii. Ağustos, Temmuz'a göre iyi olacak. Yani Berat Albayrak'ın ruhu kaçmış içine. Evet, aynen böyle. Hayır, bakanın söylediğine göre tabii. Temmuz ayı Haziran'a göre daha iyi olacak. Ağustos'la Temmuz'a göre iyi olacak. Yani Berat Albayrak'ın söylemi bu. Aynı politikalara geçtiler. Şimdi bakın, Mehmet Şimşek de biliyor ki bu enflasyonun, ki kendisi çok iyi bir finansçı, bu enflasyonun bazı etkisiyle düştüğünü, ya insanları, tamam bunu bana anlatabilirsin, bunu sokaktaki insana anlatabilirsin, ama oradaki iş insanlarının gözlerinin içine baka baka bunu yapmaması gerekiyor. Yani enflasyonun düşeceğini, ya enflasyonun düştüğü yok. Bakın enflasyon baz etkisiyle düşüyor. Yani bunların uyguladığı programla değil, alınan tedbirlerle değil. Yani bunu iş dünyasını bir kere oradaki insanlara ayıp ediyor. Enflasyon düşmeyecek, fiyatlar düşmeyecek. Önce bunu çok iyi algılamamız lazım. Bakın kendisi de orada böyle yarım yamalak bir şey söyledi. 50'nin biraz altına gelebilir. Ya 50 enflasyon dünyada var mı Allah aşkına? Bu enflasyonu kim yarattı? Bu enflasyonu kendisinin şu anda temsil ettiği iktidar maalesef yarattı. Biz yapmadık ki. Saçma sapan bir ekonomi modeliyle. Bu nedenle insanların iş dünyası burada hesabını kitabını yaparken halen yüksek enflasyona göre yapıyor. Çünkü enflasyonla mücadele altında bakın her fırsatta dezenflasyon süreci diyor. Ya ortada dezenflasyon süreci yok. Bunu dünyada en iyi yöneten Amerika'da. İşte Amerika'yı gördük, Avrupa, Almanya çok iyi yönetti, İngiltere çok iyi yönetti. Peki biz ne yaptık? Yani bizim yaptığımız şu. Bütün kendisileri çıksın, anlasınlar. Bir program açıkladık, şunu 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 yaptık desin. Yani garibana dolaylı vergiyi sırtına yıkmanın dışında maalesef bu programda başka bir şey yok. Zaten Mehmet Şimşek koltuğa oturdu, bizden ikinci kez ÖTV aldı. Tabii. Akaryakıda tekrar ÖTV'leri biniyor. Yani sürekli olarak vergiyle ve bu vergiyi de tabana değil, bakın adil bir vergi sisteminden bahsetmiyor. Tabana diyor, taban. Yani biz zaten taban olan biziz. Türkiye'deki o 75 milyon insandan acısını çıkartıyor. Şimdi belki Mehmet Şimşek de haklı.
Neden haklı olabilir? Çünkü temsil ettiği iktidar halktan o kadar kopuk ki, o kadar büyük varlık içerisinde, o kadar büyük şatafat, o kadar lüks içerisinde yaşayan bir iktidar ki kendisinin de artık buna başladığını görüyoruz. Aşağıdaki insanların halinden anlamıyorlar. Yani insanların, emeklinin, asgari ücretlinin ne çektiğini. Ya geçen hafta bir markete gittim, marketten kasapla biraz ayaküstü sohbet ettim. Ya 150 gram insanların kıyma aldığını söylüyor. 150 gram ya. Ya utanalım yani. Bir siyasi iktidarın utanması lazım. Bir insanın, bir emeklinin, bir asgari ücretlinin bir marketin kasabından 150 gram kıyma alması ne kadar acı ya. İşte ülkeyi bu hale getirdiler ve halen daha dezenflasyon sürecinden bahsediyor. Ya bari bunu kandırmayın bizi. Yani biz bu işi yapamadık. Bizim zamana ihtiyacımız var deyin. Ama kalkıp da böyle bu ay, gelecek ay bu aydan daha iyi olacak gibi söylemler tamamen siyasi bir politik söylemden öte değil diye düşünüyorum. Şimdi o zaman şunu anlamamız gerekiyor. Anladığımız kadarıyla döndük dolaştık. Biz yine aynı noktaya geldik. Yani işte Ağustos Temmuz'dan iyi olacak. Temmuz'da Haziran'dan iyi olacak bakalım. Neler olacak mı? Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek diyor ki en zorunu geride bıraktık. Ama yurttaş için en zoru bence daha yeni başlıyor. Yılın özellikle ikinci yarısı. Bu asgari ücretle, bu emekli maaşlarıyla. 12 bin lira yapılması planlanıyor. Neyi değiştirecek 12 bin lira yapılması? Aslında yine emeklinin aklıyla alay eder gibi çalışma. Anladığımız kadarıyla bunu da bir müjde gibi sunacaklar. Onu da göreceğiz. Şimdi Sayın Özdemir, Şimşek diyor ki vergilendirilmemiş alan bırakmayacağız. Şimdi hal böyle olunca yoksa izahı vardır mizahı gibi dün sosyal medyanın gündemiydi. Dedi, bir yapay zeka ile oluşturulan bir video. Acaba hatta arkadaşlarım kısaca dinletsin bize. Şaşırmadık. Olsa bu da olsa ona da şaşırmayacağız. Artık nefes almaya bile vergi alacak duruma geldi Şimşek yönetimi. Kısaca dinletebilir miyiz arkadaşlar yapay zeka ile oluşturulan o Şimşek videosunu? Duyalım sesini de. Güneşlenme vergisi almamız gerekiyor Fethiye'de. Güneş aşırı derecede çok çok kullanılıyor. Yani güneşlenmenin aşırı artışı nedeniyle bir takım makroekonomik dengesizlikler ortaya çıkmıştı. Şimdi Fethiye'de fazla bir kullanım var. Net bize girmenin bir vergisi olması gerekiyor. Birkaç tane örnek vereyim. Ölüdeniz'de güneş her zaman açık. Giresun'da ise çok az şekilde açık. Yani güneşin iller arası açığı. Geçen sene Mayıs ayında Giresun'da hava hep kapalıydı. Güneşlenme oranı... Tabii yani her bölge güneşten eşit bir şekilde etkilenmediği için bu anlamda da bir vergide adalet sağlanması gerekiyor. Dün sosyal medyada gündem oldu, sonra bakanlıktan da bir açıklama geldi bu yapay zeka ile oluşturuldu ama olsa şaşırmazdık. Şimdi acaba tabii bu videoyu izledikten sonra acaba AKP'li isimler, bürokratlar bu neden bizim aklımıza daha önce gelmedi diye düşünür mü? Orasını bilmiyoruz. Ne dersiniz Sayın Özdemir? Yalnız bakın burada aslında korkunç bir olay var. Şimdi bir insan çoluğuna, çocuğuna, ailesine bir miras bırakmak ister. Bir ekonomik bir miras bırakırsın, bir de ismin aslında senin mirastır. İşte bakanlık yapmışsındır, başarılısındır. Şimdi Mehmet Şimşek, şu gerçekten çok acı bir şey. Bu mirası acaba çocuklarına nasıl bırakacak? Yani da Mehmet Şimşek'in çocukları yarın büyüdüğü zaman ki artık tarihin dijital hafızası var. Şunu nasıl izah edecek çocuklarına ya da çocukları ya bu bizim babamızdı nasıl diyecek? Bakın bu hale getirdi Mehmet Şimşek kendisini. İşte biraz önce dedim ya üzüldüm. Aslında bunlara hiç gerek yoktu. Çünkü Mehmet Şimşek de biliyordu ki bu göreve geldiğinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ve Erdoğan'ın çizdiği sınırlar içerisinde bu işi yapamayacağını o da biliyordu. Zaten şu anda da farkındaysanız ciddi anlamda bir gevşeme var. Sürekli olarak yarın bunu yapacağız, yarın bunu yapacağız. Bakın halen sizin ifade ettiğiniz gibi vergi paketi, işte hiçbir boşluk bırakmayacağız. Ya şu anda zaten mevcut vergiyi alamıyorsun ki, senin zaten vergi toplama oranın dünya ülkelerine göre o kadar düşük ki. Neden? Çünkü alamıyorsun vergiyi. Ne yapacaksın? İnsanların gırtlağını mı sıkacaksın? Benim şimdi aracımda yılda bir kez ödediğimi iki defa mı alacaksın? Ya da ne alacaksın? Ya da dediğiniz gibi güneşleme ve güneş vergisi mi alacak? Ya da bir dönem İngiltere'nin o büyük bir kriz döneminde gündeme getirdiği kelle vergisi mi alacak ya? Ne alabilir? Daha insanlardan ne verebilecek? Benim 10 bin
20 lira olan emekli maaşım 10.140 lira olmuş. Onun yarısını mı alacak? Ondan ne alacak? Ya da o paranın dolaylı vergisini mi alacak? Alamayacak. Yani artık onun için bana göre Mehmet Şimşek gereksiz. Yere kendini yıpratıyor. Yapılacak hiçbir şey yok. Yani şu ana kadar yaptıklarını belki tepki gösterecekler ama emin olun ki Bakan Nebati de yapardı. Biz Nebati'ye karşı haksızlık yapmışız. Haksız yere suçlamışız. Adamın günahını almışız. Şu anda Mehmet Şimşek'in Nebati'den hiçbir farkı yok. Hiçbir farkı yok. Aynı zamanda Berat Albayrak'ın işte bakın konuşması bile Berat Albayrak gibi konuşuyor. Yarın Berat Albayrak gibi saçı olmuş olsaydı, tarasaydı biz Berat Albayrak diyebilirdik yani. Başka gerçekten artık işin mizahi boyutundayız. İşte evet. Nitekim de ekonomik olarak bir mizah yapmışlar. Artık bu aşamaya geldi. Yani bir siyasi iktidarın ekonomi yönetiminin böyle malzeme olması çok acı bir olay aslında. Bunu düşünmeleri lazım. Biraz oturup düşünmeleri lazım. Biz neler yapıyoruz diye. Evet tabii Nebati'yi özledik. En azından gülüp eğleniyorduk diye yazmış bir izleyicimiz. Ne kadar da doğru yazmış. Bu arada satır arası Sayın Özdemir zamlı maaşınızı mı öğrendiniz? Yani bu son yapılan evet, zamdan evet. Sonraki... E-Devlet'e, E-Devlet'e düşmeye başladı. Hı hı. Yaklaşık 140 lira gibi. Çünkü bu kök maaştan dolayı zaten birçok kişi alamıyor. Ben yine şanslılardanım. 140 lira bir zam aldım. O çok büyük bir avantaj benim için. Şimdi 10.140 lira mı oldu maaşınız Sayın Özdemir? Evet 10.140 lira oldu ve çok mutluyum. Onunla Yunanistan'a tatile gitmeyi düşünüyorum. Ama işte Yunanistan'a tatile derken turizmciler Yunan'ın kapılarının kapanmasını istiyorlar. Yani ya benimsin ya kara toprağın diye bir söz vardır. Maalesef ya geleceksin Türkiye'de o turizmcilere o parayı ödeyeceksin ya da gitmeyeceksin. Yani böyle bir anlayış. Biliyorsunuz dün açıklama yaptılar turizmciler. Günübirlik ya da kapı vizesinin kaldırılmasını istiyorlar Yunanistan'a. Aslında tamamen acı ama gerçek yani. Biz burası Türkiye bambaşka bir ülke oldu. İşte bu ülkeye biz yatırım bekliyoruz. Bu ülkeye yabancı gelsin diyoruz. Yani yabancı o kadar aptal değil. Yabancı böyle büyük bir tiyatronun, komedinin oynandığı bir ülkeye gelmez. Gelmiyor da nitekim. Evet. Bu arada tabii bir parantez. 10.140 lira olan emekli maaşınız anladığım kadarıyla yakında 12.000 liraya çekilecek. Bu da tabii emekliler için çok büyük bir mutluluğa dönüşecek iktidar medyasında. Şimdi efendim altını konuşacağız dedik. Sayın Özdemir aslında şöyle bir baktığımızda TÜİK Başkanı'nın açıklamalarını konuşuyoruz ya Çetin Kaya'nın skandal olarak yorumlanan aslında bir itiraf niteliğindeki o açıklamaları ki geçtiğimiz günlerde de değerlendirmiştik. Ama canım yani 45 olsa ne yazar, 75 olsa ne fark eder enflasyonda aslında haklı. Şimdi nereden, neden böyle söylüyorum? Amerika Birleşik Devletleri enflasyon verilerini bekliyorduk. Acaba ne olacak? Bu veriler ne gösterecek? Yanlışım varsa düzeltiniz. Sadece 0,1 puanlık bir düşüşe seviniyor şu anda. Amerika ve tüm dünya. Hal böyle olunca altın hareketlendi. O zaman hemen soralım altın nereye gidiyor? Kanatlandı dedik. Peki uçmaya devam edecek mi? Ne dersiniz? Şimdi sizinle daha önce yaptığımız programda altının altın yılı olduğunu söylemiştik. Evet gerçekten aslında uluslararası spekülatörler, merkez bankaları altın toplamaya başladılar. Çünkü altın biliyoruz ki pandeminin son döneminden bu yana yatay bir seyir izlemişti. 1850 dolarlara kadar düştükten sonra burada özellikle Türkiye, Çin gibi bazı merkez bankaları ciddi anlamda altın aldı. Tabii altın alırken de bir taraftan aslında Çin'in, Rusya'nın, Hindistan'ın ciddi bir ajandası var. Neydi? Dolara karşı yeni bir rezerv para geliştirme. Yani altına dayalı dijital para BRICS ülkelerinin. İşte bu aslında en büyük beklenti. Ama şu anki hareketin nedeni bu değil aslında altındaki. Tamamen Amerika'daki enflasyon beklentisiyle ilgili, faiz indirme süreciyle ilgili. Ama altın ki 1400 dolarları 2400 dolarları gördü. Aslında burası altın için çok daha başlangıç seviyesi bile değil diyebiliriz. Önümüzdeki dönemde özellikle BRICS ülkelerinin atacağı ciddi adımlarla altının 3000 doları onsuzunu bahsediyor. Geçmesi çok büyük muhtemel. Yani çok büyük bir olasılık. Daha altında gerçek hareket başlamadı. Hı hı. Daha halen uluslararası spekülatörler istediği kadar altın toplayamadılar. Çünkü biliyoruz ki dünyada altın stoğu sınırlı, gümüş gibi değil.
en ufak bir alım yapmaları halinde altında sert yükseliş görüyoruz. Aslında dünkü o Merkez Bankası'nın hareketi de bundan kaynaklandı. Biraz daha baskılayarak buradan altın almaya çalışacaklar. Altında gerçek hareketi biz sonbaharda göreceğiz. Yıl sonuna kadar da 3000 doları çok rahat göreceğiz. Tekrar ediyorum, altın için artık bir uzun bir altın yılı başlıyor. Tabii ki nereye kadar gidecek bu uluslararası gelişmelerde? Aslında biraz da 3. Dünya Savaşı'ndan bahsediliyor. İşte Polonya biz savaşa hazırız diyor. Rusya dünyayı, Türkiye hariç tehdit ediyor. Bunları üst üste topladığımız zaman tüm gelişmeler aslında altının lehine olduğunu gösteriyor. Akıllı yatırımcılar bir parça ufak ufak altın toplamaya başladılar diyebiliriz. Çok teşekkür ediyoruz. Ekonomi yazarı ve paramedya.com kurucusu Remzi Özdemir bu bölümde bizlerle birlikteydi. Sağolunuz. Haftayı böyle bir gündemle tamamlıyoruz. Yeni haftada görüşmek dileğiyle. Teşekkürler vakit ayırdığınız için. Hoşçakalın. Evet değerli izleyiciler, gündem yoğun. Dolar hareketli, başta konuştuk. 33 lira sınırını aştı.